Evet arkadaşlar, geldik polinomlarda 5. dersimize. Bu dersimizde polinomlarda önemli bir yere sahip olan bölme konusuna yoğunlaşacağız. Polinomlarda bölme ve kalan bulma hikayesinden neredeyse her sene soru sorulmaktadır. O yüzden arkadaşlar iyi dinleyip güzel not almalısınız. Hazır mısınız? Kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk örneğimize baktığımız zaman bize px polinomunu qx polinomuna bölerek bölümü ve kalanını bulunuz demiş. Şimdi bize burada sadece kalanı sorsaydı aslında kısa yol vardı. Ama bir taraftan da bölümü de istediği için bizim normal bir bölme yapmamız lazım. Evet, şöyle yazalım ifadelerimizi. 3x üzeri 4 eksi 2x küp artı x kare eksi 3 ifadesini biz x kare eksi x ifadesine böleceğiz. Evet, şimdi işlemimize baktığımız zaman biz ilk önce buradaki x kare ile bir şeyi çarptığımız zaman ne gelmesi lazım? 3x üzeri 4 gelmesi lazım. Bunu oluşturmamız lazım. O zaman önce burada 3 katsayısı olduğu için 3 yazacağız. Ve x kare ile neyi çarparsak x üzeri 4 gelir diye düşünmeliyiz. O da x kare ifadesidir. O zaman şimdi yapıyoruz işlemimizi. Bununla yukarıdaki iki ifademizi çarpıyoruz. 3x kare ile x kareyi çarparsak 3x üzeri 4 yapar. 3x kare ile eksi x'i çarparsak eksi 3x küp yapacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi biz burada çıkartma yapmalıyız. Çıkartmayı da şöyle yapacağız. Eksi ile çarpıp toplayarak yapacağız. Evet, o zaman şimdi elimizdeki ifademizi eksi ile çarpıyoruz. Bakın eksi ile çarptığımız zaman burası artı olur. Ve bu ifadeleri topluyoruz. Topladığımız zaman gidenleri gönderelim. Bakın buradaki eksi 3x üzeri 4 artı 3x üzeri 4 ile gidecektir. Bunların ikisi birbirini götüreceklerdir. O zaman ilk önce şunlara baktığımız zaman 3x üzeri 3 eksi 2x üzeri 3 ifadesini yaparsak x üzeri 3 olacaktır. Şu ikisini birleştirdik. Sonra baktığımız zaman yanında x karemiz var. Eksi 3 ifademiz var. Ve şimdi yeni hedefimiz x küpü oluşturmak. Ve biz bunu yapacağız. Yani ne yapacağız? En büyük olan kuvvetli ifadeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Nasıl oluşturacağız? X kare dediğimiz ifadeyi ne ile çarparsak x küp gelir diye düşüneceğiz. Evet, x kareli bir ifadeyi artı x ile çarpmalıyız. O zaman başlıyoruz. Artı x ile yukarıdaki iki ifadeyi de çarpalım. Artı x ile x kareyi çarparsak x küp olur. Devam ettiğimiz zaman artı x ile eksi x'i çarptığımız zaman eksi x kare olacaktır. Şimdi yine aynı şekilde bizim burada çıkartma yapmamız lazım. Ama biz çıkartmayı nasıl yapıyoruz? Tekrar söylüyorum. Eksi ile çarpıp toplayarak yapıyoruz. Eksi ile çarptım bunları bakın. Şimdi bunları toplayacağız. Toplamak istediğimiz zaman yine gidenler varsa onları gönderelim. Bakın burada artı x küp dediğimiz ifadeyle eksi x küp birbirini götürür. O zaman bu da artı x kare, bu da artı x kare. O zaman 2x kare eksi 3. Diyeceksiniz ki bu bölme nereye kadar devam edecek? Derecemiz bakın şurada kare olduğu için, 2 olduğu için 2'den küçük olan dereceye kadar devam ederiz. Hala burada derecemiz 2 olduğu için bir adım daha ilerlememiz gerekiyor. Şimdi yeni hedefimiz x kare yardımıyla neyi oluşturmak? 2x kareyi oluşturmak. O zaman şurada 2 yazdığı için katsayısında ifademizde bu sefer 2 ile çarpmalıyız. 2 ile bu ikisini de çarpıyoruz. 2 çarpı x kare 2x kare olacaktır. 2 çarpı eksi x dediğimiz ifade eksi 2x olacaktır. Yine aynı şekilde bir kere daha biz ne yapacağız? Çıkartma yapacağız. Ama çıkartmayı nasıl yapıyorduk hatırlarsanız? Eksi ile çarpıyoruz bakın. Evet, eksi ile çarptım. Ve toplamaya çalışıyoruz. Bu işlem çıkartmayla aynıdır. O zaman şimdi biz burada gidenleri yine gönderelim. 2x kare ile eksi 2x kare birbirini götürürler. O zaman geriye kalan ifadeyi yazıyoruz. 2x ve eksi 3. Evet, burada duruyoruz. Çünkü artık bizim buradaki kalanımızın derecesi 1. Yani şuradakinin derecesi 2 daha büyük olduğu zaman aşağıdaki kalan dediğimiz ifadenin derecesi küçük olursa dururuz. Artık bize ne istediği söyleyebiliriz. Bize ne demiş? Bir bölümü söyle. Evet, bakın bölümümüz burasıdır. Bölümümüz 3x kare artı x artı 2'dir. Kalan dediğimiz ifade de 2x eksi 3 ifadesidir. Evet arkadaşlar, ikinci örneğimize baktığımız zaman bize px polinomunun 2x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Evet, bu sefer öyle detaylı bir bölme yapmayacağız. Şimdi biz kalanı bulmak istiyorsak kısa yolumuz var. Ne yapacağız? Önce ifademizde
Biz polinomu neye bölüyoruz? Ona bakmalıyız. Evet, biz baktığımız zaman polinomumuzu 2x-6'ya bölüyoruz. Kısa yoldan kalan bulmak istiyorsak öncelikle bu böleceğimiz ifadeyi baktığımız zaman px ifadesini kime böldüğümüze bakıyormuşuz. 2x-6'ya bölüyoruz. O zaman bu ifadeyi sıfıra eşitliyoruz. Buradan x'i bulmaya çalışıyoruz. Birinci adımda bunu yapıyoruz. 2x eşittir 6 buluruz. Buradan da x'in 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bu bize ne anlatacak? Bu ifademizi biz polinomumuzda yerine yazarsak o zaman kalanı bulmuş oluyoruz. Kısaca, hızlıca kalanı bulmak istiyorsak ne yapıyormuşuz? Kime bölüyorsak biz polinomumuzu o ifadeyi sıfıra eşitliyoruz ve bulduğumuzu polinomda yerine yazıyoruz. Yani biz polinomda yerine yazarsak P3 olmuş oluyor bakın. P3 dediğimiz ifade kalanı bize veriyormuş. O zaman yerine yazmaya devam ediyoruz. 3'ün küpü eksi 2 çarpı 3 artı 1. P3 eşittir. 3'ün küpü 27 eksi 2 çarpı 3 6 olacaktır artı 1. Bu işlemi yaptığımız zaman 27'den 6 çıkarttığımızda 21, bir eklersek 22. Evet arkadaşlar, şimdi biz şu anda kalanı bulmuş olduk. Kalanımız 22'ymiş. Evet arkadaşlar, üçüncü örneğimize baktığımız zaman bize diyor ki Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan eksi 3 olduğuna göre a kaçtır? Evet, yine bir polinomlarda bölme sorusu. Görüyorsunuz diyor ki x eksi 2'ye böl. Kime böleceğimiz belli. O zaman biz bu ifade yardımıyla kalan üzerinde konuşabiliriz. Kime böldüğümüzü biliyorsak ne yapıyorduk biz? İlk önce o ifadeyi sıfıra eşitliyorduk. Buradan bulduğumuz, devam edersek iki ifadesini polinomda yerine yazarsak bu bize kalanı veriyordu. O zaman biz bunu yerine yazacağız ve kalan dediğimiz eksi 3 dediğimiz ifadeye eşitleyebiliriz. Evet, o zaman ifade P2'ye dönüşecektir. Bu P2 bize kalanı verecek. Yani eksi 3'ü verecek. İşlemimize devam ettiğimiz zaman x'in yerine 2 yazarsak 2'nin dördüncü kuvveti eksi a eksi 2 çarpı 2'nin karesi eksi a çarpı 2 artı 9. Bu ifademiz bulduğumuz P2 ifadesi kalan olduğu için biz bunu eksi 3'e eşitleyebiliriz. Evet, bu ifadeyi çözerek a'yı elde edebiliriz. Baktığımız zaman burada ne görüyoruz? 2'nin dördüncü kuvveti 16. Devam edersek buradaki bulduğumuz 2'nin karesi dediğimiz 4 ifadesini dağıtmalıyız. 4 ifadesini eksi 2 ile çarparsak eksi 8 olur. Eksi 8'i bir de eksi ile çarptığımız zaman artı 8 diyebiliriz. Burada bulduğumuz 4'ü a ile çarparsak 4a olur. Bir de eksi ile çarptığımızda eksi 4a diyebiliriz. Şuraya baktığınız zaman 2 çarpı eksi a eksi 2a olacaktır. Artı 9 ifadesini görmekteyiz. Sonucumuz da kalan dediğimiz eksi 3'e eşitmiş. Şimdi o zaman biz bu işlemimizi yaptığımız zaman burada 16 artı 8 24. 24 ile de 9'u topladığımız zaman 33 olacaktır. Bu 33'ün yanına şu eksi 3'ü de alalım. Artı 3 olsun. Ve buradaki gördüğünüz eksi 4a eksi 2a yani eksi 6a ifadesini de sağ tarafa atalım. O da artı 6a diye geçmiş olur. O zaman elimizdekine baktığımız zaman 6a'nın 36 olduğunu görüyoruz. Buradan da her iki tarafı 6'ya bölerek a'nın 6 olduğunu bulabiliriz. Cevabımız Denizli şıkkıymış. Evet arkadaşlar, polinomlarda bölmeye devam ediyoruz. Dördüncü örneğimizdeyiz. Bize burada bir px polinomu vermiş ve diyor ki bu px polinomunu qx polinomu ile böldüğümüzde bölüm x artı 5 ise kalan kaçtır demiş. Evet, bazen söylemekte zorluk da çektiğimiz olabilir. O zaman biz px polinomunu qx polinomuna normal yolla bölmeye çalışırız. Evet, zorlandığınız zaman bu görüntüyü oluşturmaya çalışın. Kime bölüyoruz biz? Qx'e bölüyoruz. Evet, yazdık. Peki bölüm neymiş? Bakıyoruz bölümümüz x artı 5. Ve bize neyi sormuş? Kalan kaçtır diye sormuş. Evet. Kısa yol aklınıza gelmediği zaman siz normal görüntüyü yazabilirsiniz. Burada yapabileceğimiz ifade px'i yazmaktır. Px'i yazalım. Px neye eşitti? Şöyle diyelim. Şu ikisi çarpılır da hatırlarsanız. X artı 5 ile biz qx'i çarptığımız zaman bir de bu ifadeye k'yı eklediğimizde px'e eşit olur. Sizin burada niyetiniz nedir? Kalanı bulmak, k'yı bulmak. O zaman şu ifadeden kurtulmanız lazım. Bu ifadeden nasıl kurtuluruz onu bir düşünmeye çalışın. Evet. Hatırlarsanız böyle bir ifadeden kurtulmak istiyorsak biz katsayısını sıfır yapmaya çalışırız.
Yani burayı sıfır yapabilmek için x'in yerine eksi 5 yazmalıyız. Evet, o zaman buradaki tüm x'lere biz eksi 5 yazarsak ifademiz p eksi 5 olacaktır. Eşittir. Eksi 5 artı 5 sıfır olacaktır. 0 çarpı qx kaybolacaktır. Sıfır olacağı için burası ortadan kalkıyor. Sadece kim kaldı bakın? K dediğimiz kalan kalıyor. Demek ki kalan diye aradığımız ifade p eksi 5'e eşitmiş. O zaman bizim yapmamız gereken p polinomunda içeride eksi 5 oluşturmak. O zaman yukarıdaki yardımcıya gidiyoruz. Ve buradaki px'in içerisine eksi 5 yazarak çözümümüzü yapıyoruz. Evet, o zaman içeriye eksi 5 yazdığımızda p eksi 5 bizim kalanımız neye eşitmiş? Burada da yazalım. Eksi 5'in küpü. Sonra devam ediyoruz. 5 çarpı eksi 5'in karesi. Bütün gördüğümüz x'lerin yerine eksi 5 yazıyoruz. Artı 5 çarpı eksi 5. En sonunda da artı 27 görmektesiniz. Buradaki ifademizi düzenlediğimizde eksi 5'in küpü eksi 125'tir. Sonra burası 5'in karesi 25 yapacaktır. 25 çarpı 5 artı 125'e dönüşür burası. Eksi 5'ti ama pozitif. Orada baktığımız kuvvetimiz 2 olduğu için pozitif hale çevirdi. Artı 25 oldu. 5 ile çarptık. Artı 125 diyebildik. Buradakine baktığımız zaman artı 5 çarpı eksi 5 eksi 25 olur. Artı 27 görmekteyiz. Evet, son işlemimizde bunları düzenleyelim. Bizim bakın şuradaki eksi 125 ile artı 125 gidecektir. P eksi 5 dediğimiz kalan ifadesi kime eşittir? 27 eksi 25'ten 2 diyebiliriz. Kalanımız 2'ymiş. Evet arkadaşlar, geldik 5. örneğimize. Burada bize yardımcı bir ifade vermiş. Ama asıl soru kısmına baktığımız zaman bize diyor ki Px artı 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Evet, bizim öncelikle soru kısmına yoğunlaşmamız lazım. Sorduğu yere baktığımız zaman kime bölüyoruz biz? Baktığımız zaman kalan soruyor. Kalan sorduğu için ilk önce neye böldüğümüze bakmalıyız. İfademizi x eksi 3'e bölüyoruz. O zaman birinci adımda ne yapıyorduk biz? İfadeyi sıfıra eşitliyoruz. Buradan işlem yaparsak x'i 3 buluruz. Yani biz x'in yerine 3 koyduğumuz zaman direkt kalanı bulabiliriz. Ama nerede yapacağız? İlk önce koyacağımız yer soru kısmı. Soru kısmında x'in yerine 3 koyacakmışız. Burada yerine 3 koyarsak biz ifademiz p 3 artı 1'den 4 olacaktır. Bu da bize kalanı veriyormuş. Ve bu kalanı bize soruyor kendisi. Bu kalanı bulmak istiyorsak o zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz yukarıdaki yardımcıya bakıyoruz. Belki oradaki ifade karmaşık gibi gözükebilir. Çok fazla ifade olabilir. Ama siz hedefinize ulaşmak için P4'e yoğunlaşırsanız, P'nin içerisini 4 yapmaya çalışırsanız yüksek ihtimal cevap gelecektir. Evet, o zaman şöyle baktığımız zaman P'nin içerisini düşündüğümüz zaman orayı 4 yapmak istiyorsak o zaman X'in yerine ne yazmalıyız sizce? Evet, ifade çok da zor değil. Burasının 4'e dönüşmesi için X'in yerine 2 yazmalıyız. O zaman X'in yerine burada 2 yazıyorsak her yerde 2 yazmalıyız. Şimdi o zaman yazmaya başlayalım. P 2 artı 2 P 4 olacaktır. Devam ediyoruz. Sağ tarafta parantez içerisinde görüyorsunuz bakın X kare var burada. Yerine 2 koyarsak 2'nin karesi eksi. Burada yine X görüyoruz. Yerine 2 koyduk. Yanında yine eksi 2 görüyoruz. Parantezimizi kapattık. Çarpı Q ifadesi 2 koyduğumuz zaman 2 eksi 1 1 olacaktır. Artı burada gördüğümüz ifadede yine yerine 2 koyarsak 3 çarpı 2 6 olacaktır. Ve en sonunda eksi 5'i görmekteyiz. Yani şimdi biz buraya baktığımız zaman burada Q1 dediğimiz ifadeyi bilmiyoruz ama orası zaten genelde ayarlanıyor ve ortadan kalkıyor. Şöyle bir kendimiz işlemine devam edelim. P4 ifadesi bizim aradığımız şey neye eşitmiş? Buraya baktığınız zaman 2'nin karesinin 4 olduğunu görürsünüz. 4 eksi 2 2'dir. 2'den bir daha 2 çıkarttığımızda buranın 0 olduğunu görüyoruz. O zaman 0 çarpı Q1 0 olacaktır ve ortadan kalkar. O zaman en son baktığımızda 6'dan 5'i çıkarttığımızda P4'ün 1 olduğunu bulmuş oluruz. Yani kalanımız 1'miş. Evet arkadaşlar, son örneğimize geldik. Bu örneğimizde bize yine yardımcı bir ifade vermiş ve bunun yardımıyla Px bölü 2 artı 3 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Evet, biz burada yine kısa yoldan kalan ifadesine ulaşabiliriz. Çünkü soru kısmına baktığımız zaman kime böleceğimiz belli.
ifademizi x eksi 2'ye bölüyoruz. X eksi 2'ye bölüyorsak o zaman ilk önce birinci adımda bu ifadeyi sıfıra eşitliyorduk hatırlarsanız. Ve buradan devam ettiğimizde x'in yerine 2 yazarsan diyor, o zaman kalanı kısaca bulabilirsin diyor. O zaman biz 2'yi alalım, soru kısmında şurada yerine koyalım. Yerine koyduğumuz zaman ifade neye dönüşüyor? 2 bölü 2, 1, 1 artı 3, 4. Yani bu P4 dediğimiz ifade bizim aradığımız kalan ifadesiymiş. Evet, bunu bulmak istiyoruz. P4 ifadesini bulursak kalan ortaya çıkacakmış. Şimdi o zaman yardımcıya gidip orada P4'ü oluşturmaya çalışalım. Şimdi baktığınız zaman orasının içerisi karmaşık gibi gözükebilir. O zaman ne yapacaksınız? İlk önce buradaki içerideki ifademizi P4'ün içindeki 4'e eşitlemeliyiz. Hemen 5x artı 4 ifadesini buradaki 4'e eşitliyoruz. Buradan işlemi yaptığımız zaman 5x eşittir. Bu 4'ü karşıya atarsak eksi 4 geçer. 4 eksi 4'ten 0 olacaktır. Her iki tarafı 5'e bölerseniz de yine x'i 0 bulursunuz. Yani size diyor ki x'in yerine 0'ı yardımcı olan ifadede, şu yukarıdaki ifadede yerine yazarsanız P4'ü bulursunuz. O da kalan olur diyor. O zaman işlemimizi yapalım. Gidelim yardımcıya. Orada x'in yerine 0 yazalım. Tüm x gördüğümüz yerlere burada 0 yazıyoruz. Buradaki x'lerin yerine 0 yazacakmışız. Evet. 0 dediğimiz ifadeyi zaten yerine yazmak kolaydır. Buraya 0 koyduğumuzda 0 çarpı 5 0 olur. 4 ile toplarsak P4 olacaktır. Ve bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bizim hedefimiz zaten P4'tü. Devam edersek sağ tarafta 0'ın 4. kuvveti 0'dır. Yazmaya gerek yok. 0'ın küpü 0'dır. 3 ile çarpsak gene 0 olur. Burası kaybolacaktır. 0'ın karesi 0'dır. Eksi 5 ile çarpsak gene 0 olur. Yazmıyoruz. Buraya da 0 yazdığımız için etkisi yoktur. O zaman ifademiz neye eşitmiş? 7'ye eşitmiş. Demek ki bizim kalan diye aradığımız P4 ifadesi 7'ymiş. Cevabımız C şıkkıymış. Evet sevgili gençler, polinomlarda bölme çalıştık. Polinomlarda bölme ve kalan bulma hikayesinin kolay olduğunu sizler de görmüş oldunuz. Artık kendinize güvenmelisiniz. Evet sevgili gençler, son bir videonuz kaldı. Kısa bir molanın ardından 6. videoyu da izleyerek seriyi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bu eğitim çemberinin genişlemesine destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.